Kalp Yarası dizisi üzerinden, yepyeni analizlerimize devam ediyoruz. Son bölümün son sahnesinde, Baha'nın Ferid'in özel şoförü olduğunu görünce, hepimiz deliye döndük. Dizinin YouTube videolarına, bu ne saçmalık, Baha kaçaktır, neden polis onu aramıyor diye yorumlar yağmaya başladı. Baha'nın nasıl bu noktaya geldiğini, detayları ile anlatacağım. Bu sahneyi hatırlayalım. Ancak sadelerin Ferit kaybolmuş. Bilmiyorlar. Hey ya, bulana büyük ödül vereceklermiş. Bulan kimse kısmetli, ben sana diyeyim. Gördüğünüz gibi, Baha, Sancakzade ailesinin, Ferit'i bulana vereceği ödülü duymuştu. Tam o paraya kavuşurum derken, Hande Ferit'i onun elinden almıştı. Baha, bunun hesabını sormak ve o parayı Hande'den almak için, onların bahçesine geldi ve Hande'ye tehditler savurdu, Hande'den para ve sahte kimlik istedi. Hande de, bunları ayarlayacağını söyledi. Kaçağım ben, kaçak. İçin bana yeni bir kimlik, para, hayat lazım. Verebilir misin sen bana bunları? Ne gerekiyorsa Ayşe'ye yakın olmak için, merak etme. Az sonra izleyeceğimiz sahneden, Hande'nin Baha'ya verdiği sözü tuttuğunu ve sahte kimlik ve parayı ayarladığını görüyoruz. Hallettim. Bekle. Şimdi, Baha için, geriye tek bir şey kaldı. O da, Ayşe. Ayşe'yi de elde edebilmek için, onu kaçırmayı planladı. Baha, Baha saçmalama. Seninle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Parası ve sahte kimliği olan Baha, bunun için, önce Ferid'in özel şoförü oldu. Tanıştırayım. Cesur bizim yeni şoförümüz. Bazı şeyler var, bilmiyorsun. Çünkü, Ferit karısını onun arabasına bindirdiği an, onu kaçıracak ve hayallerine kavuşacaktı. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki de Ferit, Ayşe'nin kahramanı olacak, onu çirkin devin elinden kurtaracaktır. Bu olanlardan sonra, Ayşe Ferit'e aşkını itiraf edecektir. Ayfer tam mutlu oldu derken, ortaya yeni yeni sorunlar da çıkacaktır. Kalp Yarası dizisi analizimiz şimdilik bu kadar. Bu tarz analizlerin devamı için, kanala abone olarak, bildirim zilini açmayı unutmayın.